arkadaşlar bu videoda coğrafyanın bölümlerine devam ediyoruz. Fiziki coğrafyanın bölümleri geomorfoloji, klimatoloji, hidrografya, biyo coğrafya, toprak coğrafyası, doğal afetler ve kartografya olarak karşımıza gelmişti. Fiziki coğrafyadaki geomorfolojinin arkadaşlar alt dallarına baktığımızda jeoloji, yer bilimi, jeofizik arkadaşlar yer kabuğunun yapısı, pedoloji, toprak bilimi, litoloji, taş bilimi, sismoloji ise deprem bilimi olarak karşımıza çıkıyor. Peki klimatoloji arkadaşlar ve alt dalı meteorolojiye bakalım. Meteoroloji hava olaylarını inceleyen bir bilim dalı. Biyo coğrafya arkadaşlar baktığınızda canlılar coğrafyası. Botanik arkadaşlar bitki bilimi, zooloji hayvan bilimi, ekoloji çevre bilimi, biyoloji canlı bilimi. Toprak coğrafyasında pedolojiden söz etmiştik arkadaşlar. Pedoloji toprak bilimiydi. Hidrografiye bakalım yani sular coğrafyasına. Hidroloji arkadaşlar su bilimi. Osonografya okyanus bilimi. Limnoloji göl bilimi. Patomoloji akarsu bilimi. Hidro hidrojeoloji hidro ise arkadaşlar yer altı sularını inceliyor diyebiliriz. Doğal afetlere baktığımızda yeryüzüne meydana gelen doğal afetler etkilesimlerini ve birbiriyle olan dalışını inceler. Kartografiye baktığımızda ise harita çalışmalarının bu bölümde yer aldığından söz edebiliriz. Peki beşeri ve ekonomik coğrafyaya baktığımızda neden söz edeceğiz? Beşeri ve ekonomik coğrafya arkadaşlar yine insanın oluşturduğu nüfus coğrafyası, yerleşme coğrafyası, kültürel coğrafya, siyasi coğrafya, tarihi coğrafya, tarım coğrafyası, sanayi coğrafyası, ulaşım coğrafyası, enerji coğrafyası, sağlık coğrafyası, turizm coğrafyası ve ticaret coğrafyasından söz edebiliriz. Bölgesel coğrafyaya baktığımızda ise bölgeler coğrafyası, ülkeler coğrafyası ve kıtalar coğrafyası olarak karşımıza çıkar. Bölgeler coğrafyası bir bölgenin genel coğrafi özelliklerini inceler. Ülkeler coğrafyası bir ülkenin fiziki, beşeri ve ekonomik özelliklerini inceler. Kıtalar coğrafyası ise kıtaların fiziki ve beşeri ekonomik özelliklerini inceler diyebiliriz. Peki arkadaşlar coğrafya bilimi nasıl gelişti? Kimler katkıda bulundu? Coğrafya biliminin arkadaşlar gelişimine ve katkı bulunan insanlar Herodot ilk çağlarda Strabon coğrafya adlı eseri vardır. Batlamyos arkadaşlar coğrafya kılavuzu adlı eseri vardır. Burini Mesudi İbn Sina gibi İslam coğrafyasına temelini oluşturan bilim insanları vardır. Kaşgarlı Mahmut Divanü Liga Türk eseriyle arkadaşlar katkıda bulunmuştur. Bu eserin de dünya dil haritası vardır. Katip Çelebi Cihan Nü'me, Evliya Çelebi Seyahatname, Piri Reis Kitabı Bahriye gibi arkadaşlar yine katkıda bulunan insanlar var bilim insanları. Peki Alexander Van Humboldt, Carl Ritter gibi arkadaşlar yine Baktığınızda Avrupa'da yaşamış ve bu alanda coğrafya katkıda bulunmuş insanlardan da söz edebiliriz yakın çağda. Ülkemizde modern coğrafyanın gelişimine baktığımızda ise 20. yüzyılda gerçekleşti. Y yine arkadaşlar yurt dışında yetişen faik sabre duran arkadaşlar yine. Önemli katkıda bulunan e, insanlardan bir tanesidir. Hatta büyük bir atlası vardır. Yine Besim barkod Reşat İzbırak, Sırrı Erinç, Hayati Doğanay. Coğrafyanın gelişiminde büyük katkıda bulunan insanlardır. Bir sonraki e, videoda görüşmek üzere arkadaşlar.